takipçilerimizden bir arkadaşımızın isteği üzerine Messenger'dan gönderdiği bize bir çocuk yeleği robasını çekmemizi istediler. Biz de bunu anlatarak çekiyoruz şimdi. Bunun için Elite Baby Anti-Peeling bebe yünü kullandık. Bu bebe yünümüz 3,5-4,5 numara şiş arasında örülüyor. Biz 4 numara şiş kullandık. 90 ilmek başladık. İpimiz esnediği için esneterek örüyoruz. 90 ilmeğimizi 5 sıra bir düz bir ters lastik yaptık. Ve şimdi bu lastiğimizin üzerine modelimizi anlatarak kurmaya başlıyoruz. 6 ilmek düğme bandımızı örüyoruz. 6 ilmeğimizin dışında modelimizi kurmadan önce yapraklı bir model uygulanmış. Bunun için kenardan 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Yaprak modeli fakat farklı bir şekilde kullanılmış. Yine kenarından 1 ilmek artırıyoruz. Bu yaprak modelimizin arasına 7 tane düz ilmek örülmüş. Yedi ilmek düzden sonra yine 1 ilmek artırıyoruz. 1 ilmek yaprağımızın ortasını örüyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Arada yine 7 ilmek düz örüyoruz. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi modelimizin sonunu kuruyoruz. Burada 1 ilmek eksik geliyor. 90 ilmek başlandığı için gönderilen modelde. Bu yüzden arada 1 tane ilmek kapalı olarak artıracağız. Çünkü kenarda ilik bandı ile düğme bandı arasında modelimizi kurarken 3 ilmek başlamıştık. Burada 2 ilmek kalıyor. Biz de onun için yerine bir kapalı ilmek atarak o 3'e tamamlamış oluyoruz sayıyı. Şimdi ilik bandımızı örüyoruz. 6. sırada modelimizi koyduk. Bunun için biz giderken bir ilik yeri açmıştık. İliklerimizi zaten 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmeği birlikte alarak iliğimizi bırakıyoruz. Çünkü bu açık pembe bir renk. Buna açık pembe bir inci düğme dikmeyi düşünüyoruz. Onun için de bu iliklerimize inci düğmeler tam olarak yerleşiyor. Arka yüzde sadece ilik ve düğme bandımızda olan 6 ilmeğimizi bir düz, bir ters lastik olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizin hepsi arka yüzde düz olarak örülüyor. Çünkü ters olarak örülüyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam ediyor. Şimdi bu sıramızın hepsini ters olarak başa kadar gideceğiz. İkinci sırada modelimizin tekrar püf noktası olan yerine anlatacağız. Modelimizin ikinci sıra anlatımına geldik. Birinci sırada modelimizi kurmuştuk. Şimdi ikinci sıradaki farklılığı anlatmak için. Şimdi burada 6 ilmek düğme bandımız var. Modelimizin kenarında da 3 ilmeğimiz vardı. Bu 3 ilmeğimizin 2 tanesini birlikte alıyoruz.
Sonra artırdığımız ilmekle beraber diğer ilmeğimizi örerek yine 3'e tamamlamış olduk. Şimdi bir ilmek artırıyoruz. Yine ortadaki yaprağımızın damarı diyelim, ana damarının kenarından yine artırıyoruz. Burada biz artırdığımız ilmeklerin dışında modelimizin arasında 7 tane ilmeğimiz vardı. İlk sırada biz bu ilmeği tersinden örmüştük. Şimdi ortadan 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Yeni artırdığımız ilmekten hariç 3 ilmek örüyoruz. 3 ilmeği kesiyoruz. Yine arada 3 ilmek örüyoruz. Burada modelimizin ortasındaki 7 ilmeği tamamlamış oluyoruz. Yine artırma işlemlerimizi her düz yüzeyde ortadaki ilmeğimizin kenarlarından devam ediyoruz. İlmeğimizi artırdıktan sonra 3 ilmek örüyoruz. 3 ilmeği birlikte alarak 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz. 3 ilmek örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Ortadaki ilmeğimizin kenarından yine 1 ilmek artırıyoruz. Ve sürekli burada ikinci sıralarda modelimizin ortadan kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi bu şekilde keserek ikinci sıra modelimizde devam ediyoruz. Üçüncü sıra modelimizde sadece artırma işlemlerini yapacağız. Kesme işlemi yapmayacağız. Son ilmekle başladığımız robamızın birinci sırada sadece modelimizi kurduk, artırma işlemlerimizi yaptık. Arkadan ters olarak ördük. Ön yüze geldiğimizde kenarlardan artan ilmeğimizin bir tanesini kestik. Yine artırma işlemine devam ettik. Ortadaki 7 ilmeğimizin ortadan 3 tanesini kestik. Yine aynı şekilde artırma işlemimize devam ettik. Arkadan ters olarak ördük. Üçüncü sıra modelimize geldiğimizde kesme işlemini düz ilmeklerde yapmadık. Sadece yine yaprak çizgimizin, ilmeğimizin kenarından ilmeklerimizi artırarak gittik. Diğer aradaki ilmeklerimizi yine düz olarak ördük. Şimdi dördüncü sıra model kurumuna geldik. Dördüncü sırada yine eksiltme işlemi yapacağız düz ilmeklerimizin arasında. Şimdi dördüncü sıra modelimize geldik. Kenardan yine 6 ilmek düğme bandımızı örüyoruz. 6 ilmek. Kenardan 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Dördüncü sıra modelimizde. Yine normal ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizin kenarlarından yine dördüncü sıra artırmalarımızı yapıyoruz. Dört ilmek artırdıktan sonra, dört ilmek ördükten sonra ortadaki yine 3 ilmeğimizi birlikte ikinci kez almış oluyoruz. Yani 2 sırada bir ortadaki ilmeklerimizi eksiltmiş oluyoruz. Yine yaprak modellerimizin ortasındaki ilmeğin kenarlarından artırma işlemimize devam ediyoruz. Artırma ilmeğimizden sonra 4 ilmek örerek yine ortadan 3 ilmeğimizi
birlikte alıyoruz. Yine 4 ilmek örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Ortada zaten yaprağımızın bir ilmeği var. Kenarından artırıyoruz. Yine 4 ilmek ördükten sonra ortadan 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Ve arka yüzden ters olarak öreceğiz. Öbür sırada modelimizi kesmeden artırma yaparak devam edeceğiz. Modelimizde şimdi 4 tane artırma yaptık. Ortadan da 2 kez kesme işlemi yaptık. Yani 2 sırada bir kesme işlemi yaptık. İlk modeli kurarken 7 ilmeğimizi düz örerek gitmiştik. İkinci artırmaya geldiğimizde kesme işlemini yapmıştık. Üçüncü artırmaya geldiğimizde yine düz olarak ördük. Ortadaki ilmeklerimize kesme işlemi yapmadık. Dördüncü artırmaya geldiğimizde kesme işlemini yaptık. Şimdi beşinci artırmaya geldik. Yine ortadaki ilmeklerimizi düz olarak örüp gideceğiz. Modelimizin 5. sıra kurulumuna geldik. Yine düğme bandımızı 6 ilmek örüyoruz. Artıracağımız işlemlerin kenarındaki ilmeklerimizi kesmeden örüyoruz. Diğer sırada kesmiştik. Şimdi 4 kez artırmıştık. 5. kez artırıyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi kesmeden düz olarak örüyoruz. Yine artırma işlemini yaptık. Ortada bir ilmeğimiz var. Kenarlarından artırıyoruz. Ve artırdığımız ilmeklerin arasında kalan düz ilmeklerimizi yine eksiltmeden düz olarak örüyoruz. Modelimizi 5 ilmek artırmış olduk. Şimdi bu 5. ilmeği artırdığımızda kenarlardan düz olarak gidip gelmiştik. Şimdi artırma işlemini burada kesiyoruz ve ortadan sadece kesme işlemi yaparak kenarlarından ilmek artırıyoruz. Düğme bandımız olan 6 ilmeğimizi örüyoruz. Bu kenarda kesme işlemi yapmıyoruz. Başlangıç ve son uçlarda. Yapraklarımızın ortasında artırma işlemini tamamladık. Artık ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ortada bıraktığımız 7 ilmeğimizin, burada da sayıları tabii artarak genişlemiş oldu. Şimdi aynı hizadan ilmeğimizi takip ederek 3 ilmek keseceğiz. 3 ilmeğimizi kesmeden önce kenarlarından birer ilmek artırıyoruz. Kesme ve artırma işleminden sonra ortada yaprak bölümümüzde 11 tane ilmek oluyor. Yine ortada 3 ilmeğimizi keseceğiz. Kesmeden önce 1 ilmek artırıyoruz. Kenarından da artırdık. Yine 11 ilmek yaprağımızı örüyoruz.
Evet, 11 ilmek ördük. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Ortadan 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Yapraklarımızı 11 ilmek örüyoruz. Modelimizi bu şekilde sona kadar götürüyoruz. 3 ilmek kesiyoruz. Kenarlarından 1 ilmek artırıyoruz. Yaprağımızı 11 ilmek ortadan düz olarak örüyoruz. Arka yüzde ilik ve düğme bandımız hariç diğer ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam ediyor. 6 ilmek düğme bandımızı ördük. Yaprağımızı başlangıç noktasındaki bir ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Onun yerine yaprağımızın kenarından bir ilmek kesiyoruz. Ortada 7 ilmek örüyoruz. Yaprağımız çünkü 11 ilmekti. Sondaki 2 ilmeğimizi kenarı düzgün olsun diye yer değiştirerek sondaki ilmeği öne alarak kesiyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Ortada keserek artırdığımız önceki sıradaki ilmeklerimiz yine 3 tane örüyoruz. Kenarından artırıyoruz. Yaprağımızın kenarını kesiyoruz. Yine ortada 7 ilmek örüyoruz. Kenardaki 2 ilmeğimizi 8 ve 9'u yer değiştiriyoruz. 9. ilmeği öne alarak yaprağımızın kenarının düz olması için yer değiştirip kesiyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Ortadaki 3 ilmeğimizi örüyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Yaprağımızın kenarını kesiyoruz. Bu işlemimizi arka sırada ters olarak öreceğiz. Ama bir sıra atlayarak yapacağız. Evet, şimdi yine ilmeklerimizi yer değiştirerek kestik. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek artırdık. Ortadaki 3 ilmeğimizi örüyoruz. Yine bir ilmek artırarak yaprağımızın kenarını eksiltiyoruz. Bu şekilde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Ortada yapraklarımız 9 ilmek kalıyor. Çünkü birer tane yanlardan kesiyoruz. Ortada 3 ilmeğimiz oluşmuştu. Yanlardan birer tane artırarak yapraklarımızın kenarından bu ilmeklerimizi ortadaki ilmeklere ilave ederek örüyoruz dönüşte. Yapraklarımızın ilmeklerini artırıp tamamladıktan sonra ortada ilmeklerimizin hepsini düz ördük. İki yaprak arasındaki ilmeklerimizi son kez, yani üçüncü kez kesip kenarlarından ilmek artırdık. Bu artırmaları yaparken yapraklarımızda kesme işlemi yapmadık. Düz olarak ördük. Arkadan ters olarak örüp geldikten sonra modelimizi tekrar devam ettirirken bu sefer yapraklarımızın kenarından hem ilmek artırdık hem de yapraklarımızdan birer ilmek eksilttik. Yani şu ikinci artırmalarımız, bunlar birinci ortadaki kesilerek artmıştı. Yaprakların kenarından artırılarak kesildi. Artan ilmekler ortaya kaydırıldı. Üçüncü sırada yaprağımızı yine artırmada düz olarak ördük. Kesme işlemi yapmadık. Burada kesme işlemini
iki sıra ördükten sonra yapıyoruz. İlk ilmeğimizi 6. sırada açmıştık. 12 sıra ördükten sonra ikinci ilmeğimizi ilmeğimizi açtık. Burada 3 ilmek baştan örüyoruz. 1 ilmek artırarak 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz ve burada artırdığımız ilmeğe dönüşte ördüğümüzde ilik evimiz açılmış oluyor. 6 ilmek düğme bandımızı örüyoruz. 'Burada yaprağımızın kenarındaki ilmeği örmüştük. Artırılan ilmeklerimiz de sağa kayıyor. 2 sırada bir kesme işlemi yaptığımız için şimdi ilmeğimizi artırıp kesiyoruz. Yaprağımız 11 ilmekten 9 ilmeğe düşmüştü. Şimdi 7 ilmeğe düşüyor. İlmeklerimizi yer değiştirerek kestik. Yine artırıyoruz. Artırdığımız ilmeklerimiz ortaya kayıyor. Yine artırıyoruz. Yaprağımızın kenarından 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. İlmek sayımız 7'ye düşüyor. Sondaki ilmeklerimizi yer değiştirerek kesiyoruz. Öndeki ilmeğimizi arkaya, arkadaki ilmeğimizi de öne alarak kesiyoruz. Yaprağımızın kenarının düz durması için yine ilmeğimizi artırarak ortadaki ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Yaprağımızın ilmekleri azalırken ortadaki modelimizin ilmekleri fazlalaşıyor. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yapraklarımızı keserken burada düz olarak örmüştük aradaki kesme işleminde. İkinci artırmada yapraklarımızdan kestik. Üçüncü artırmada kesmeden ördük. Dördüncü artırmada yine keserek ördük. Beşinci artırmada kesmeden gittik. Altıncı artırmada keserek gittik. Şimdi bundan sonra yaprağımızın ucunun yuvarlanması için keserek gideceğiz ilmeklerimizi. Artık her sırada keseceğiz. İlk sırada atlayarak gitmiştik. Şimdi 5 ilmek kaldığında atlamadan hepsini sıra geldiğinde düz yüzünde kesiyoruz. Yani bir fazla örerek artık gitmiyoruz. Düğme bandımızı örüyoruz. Yine 6 ilmek. Diğer artırdığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Yaprağımızda ikinci ve dördüncü artırmalarda kesmiştik. Üçüncü ve beşinci artırmalarda kesmeden dönmüştük. Şimdi artık keserek devam ediyoruz. 5 ilmeğimiz kaldığında her düz yüze geldiğimizde ilmeklerimizi kesiyoruz.
artırdığımız ilmeklerimizi ortaya kaydırdığımız için ortada bir üçgen dilimimiz oluştu. Evet, bundan sonra yaprak modelimizi sürekli yanlardan düz yüzlerde eksilterek tamamlıyoruz. Dört numara şişle 91 ilmek başladık. Elite Baby Anti Peeling bebe yünü kullandık. Bunun için yakayı 6 sıra lastik ördük. Bir düz bir ters olmak üzere. 6. sırada ilik koyduk. Aynı zamanda da modelimizi yerleştirdik. Modelimiz için 6 ilmek ilik bandı koyduk. Modelimiz için, yaprak modelimiz için 3 ilmek örüp 1 ilmek artırdık. 1 ilmek ördük, 1 ilmek artırdık. Arada 7 ilmek düz ördük. Tekrar yine yaprağımız için 1 ilmek artırıp 1 ilmek örüp 1 ilmek artırarak şöyle şu çizgileri oluşturduk. Araları 7 ilmek. Bu şekilde modelimizi koyduktan sonra hemen tersten de ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ön yüze geldiğimizde ikinci ilmeklerimizi artırırken ortadaki 7 ilmeğimizin 3 tanesini kestik. Yani 2 ilmek kesmiş olduk. 3'ünü birlikte aldık. Bu şekilde devam ettik. 3. artırmaya geldiğimizde normal ortadaki ilmekleri kesmeden düz ördük. 4. artırmaya geldiğimizde ortadan yine 2 ilmek kestik, 3 ilmeği birlikte alarak. Sonra 5. artırmamızda normal olarak düz ördük. Artırdık, buraları düz ördük. Artırma işlemimiz bittikten sonra yapraklarımızı düz olarak ördük. Ortadaki ilmeklerimizi 3 tanesi yine birlikte aldık ama kenarlarından ilmek artırdık. Artırma işlemini, kesme işlemini bu arada bitirdikten sonra yapraklarımızı düz olarak örüyoruz. Tekrar ikinci artırmaya geldiğimizde şu şekilde. Bu sefer yapraklarımızın kenarından kesme işlemi yaptık. 2 ilmeği birlikte aldık. Üçüncü artırmaya geldiğimizde düz olarak ördük. Dördüncü artırmalarımızı da kestik. 5. artırmamızı düz ördük. 6., 7. ve 8. artırmalarda ilmeklerimizi hep keserek devam ettik. Toplam ilmek sayımız 191 oldu. Bu arada ikinci İliğimizi de 12 sıra ördükten sonra yine koymuş olduk. Şimdi burada robamızı daha büyük bir yelek yapmak için bize gönderilen modelde artırma işlemleri devam etmiş. Biz de yine bu ilmek sayılarımızı artırarak o gönderilen modelin ilmek sayısı kadar artırma işlemi yapacağız. Robamızın model bölümünü tamamladık. Şimdi robaların artırma işleminin daha devam etmesi için, büyütmek için ayıracağımız yerlere sayıları vereceğiz şimdi. 6 ilmek düğme bandımızı örüyoruz. Sonra düz olarak normal 25 ilmek ön roba olarak ayırıyoruz. 25 ilmek ön roba için ayırdık. 1 ilmek ajurlu olarak artırıyoruz çünkü modelimiz ajurlu olduğu için. 2 ilmek artırma bandımızı örüyoruz. Yine 1 ilmek
artırıyoruz. Kollarımız için 34 ilmek örüyoruz. Kol bölümü için 34 ilmek ayırdık. Yine ajurlu olarak 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek artırma bandımızı örüyoruz. Yine 1 ilmek ajurlu olarak artırıyoruz. Ve arkayı 53 ilmek olarak örüyoruz. 53 ilmek arkayı ayırdık. Şimdi yine aşırılı olarak bir artırma yapıyoruz. Ortada 2 ilmek artırma ilmeğimizi örüyoruz. Yine aşırılı olarak 1 ilmek artırıyoruz. Ve 34 ilmek yine kol payımızı örüyoruz. 34 ilmek kol payımızı ayırdık. Şimdi yine aşırılı olarak 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek artırma bandımızı örüyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Ve 25 ilmek ön bedenimize kalan payı örüyoruz. 90 ilmekle başladığımız robamızı tamamladık. Nerede düz ördüğümüzü, nerede keserek artırdıklarımızı anlattık. En sonunda da robamızı önlere 25'er ilmek, kollara 34'er ilmek, arkaya da 53 ilmek ayırdık. Artırma bantlarımızı da 2'şer ilmek olarak ayırmıştık. Bu artırma bantlarımızın kenarından da biz 3 tane ilmek artırdık. Yani 3 kez gidip geldik. Bu robamızı hırka yapmak istersek tabi mesafeyi, robayı daha büyütmek için artırma işlemlerine devam edebiliriz. Yelek yapacaksak o zaman kol kenarlarına lastik yapabiliriz. Hırka yapacaksak da düz olarak uzatıp veya alt tarafına değişik modellerde koyabiliriz. Biz şimdi bu robayı istek üzerine yaptık. Bunu yeleğe çevirerek modeli tekrar sizlere sunacağız.